Evet, selamlar. Birkaç gündür beklediğiniz soru cevap videosu geldi. Hadi videomuza başlayalım. Bir günlüğünü ölümsüz olsam ne mi yapardım? Yani ilk olarak tabii ki de binadan aşağı atlardım. Hem nasıl bir şey olduğunu görürdüm ve o sırada da tabii ki insanları videoyu çektirirdim. Ve bunu bir yere atardım ve bu çok izlenirdi ve mucizevi bir şey olurdu ve farklı bir şey olurdu yani. Kısaca anlatayım. Biz bir kere Bodrum'un önünde merdivenler vardı. Biz Bodrum'un önünde merdivenlerde kuzenimle oyun oynuyorduk. Yani bayağı bir zaman geçti üzerinden. Sonra Bodrum'un içinde bir varlık vardı. Saçları önünde, siyah çarşaflı bir kız. Ve onun görünüşünü asla hiçbir zaman unutmadım. Ve bu, yani bunu sadece ben görmedim. Halüsinasyon falan da değil. Neden diye sorarsanız. Çünkü aynı şeyi kuzenim de gördü. Yani çok farklı bir olaydı. Ve bu şu ana kadar en korkunç anım olabilirdi yani. Aslında ben çok hediye alınan bir insan değilim. Genellikle doğum günlerimde hediye alınıyor. Bu yüzden de şu ana kadar hani doğum günüm olduğu için, genellikle doğum günümde verildiği için öyle kötü aldığım bir hediye olmadı galiba. Yaşımı söylemenin çok da olumlu bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir insanı beynine göre yargılarsın, yaşına göre yargılamazsın. Bu yüzden çok da söylemek istediğim söylenemez yani. Erkek mi olduğum veya kız mı olduğum sorusu hakkında çok soru geldi. Hatta kız olduğuma bile inanmayanlar olmuş. Kızım desen inanmam vallahi yazanlar olmuş. Arkadaşlar ben kızım. Sesimi nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum. Elbette yalan söylemişimdir ama şu anda en son söylediğim yalanı hatırlamıyorum. Bu soruyu görünce biraz şaşırdım açıkçası. Annem kim sorusuna şunu yanıtlamak istiyorum. Annem benim annem. Babam da gay olsaydı nasıl annemle evli olacaktı? Nasıl bir mantık, acayip. Doğruyu söylemek gerekirse hiç anime izlemedim ama izlemeyi düşünüyorum. Gacha Life'ı sanırım 2019'un başlarında tanıdım ve sonradan kanal açtım. Maalesef yok. Tabii ki de Gacha Life. Aslına bakmak gerekirse her renk güzeldir. Sizler ve ailem. Terazi. Bu hayata geliş sebebimizin amacını bularak doğmayı tercih ederdim. İlk olarak senaryoyu kafamda kurguluyorum. Ona göre videoyu yapıyorum. Yani kafamda kurguladıktan sonra zaten gerisi geliyor. Yani bir yerlerden esinlenmiyorum. Darkside galiba Music Box Cover'ın şarkısının nasıl anlatacağımı bilemedim. Yani bunun hikayesi aslında biraz uzun ama yine de size anlatacağım. Benim Zeynep ve Ülkü diye bir arkadaşım vardı. Kanalıma abone olur musun falan dediler. Ben de bir şaşırdım yani. Keşfetmeye başlama sürecim ise şöyleydi. Ben 2019'un başlarında Gacha Life'ı keşfettim ve bu tam istediğim bir oyun şekliydi yani. Ben böyle hep film yapmayı, çizgi film izlemeyi seven bir insandım.
Bu yüzden oyuncak oynamayı falan da severdim küçükken. Bu yüzden şu anda da yani Gacha Life oyununu çok sevdim. Ve oyun yani tam hayalimdeki bir oyun gibiydi ve videolarını izlemeye başladım. Sonra çok sevdiğim gachatuber'lar oldu. Tabii o zaman Gacha Life daha yeniydi. Oyuna o kadar bayılmıştım ki hayran olmuştum resmen. Ve keşke benim de kanalım olsa diyordum ama sadece eski bir bilgisayarım vardı. Eskiden tabii daha uzun, daha güzel filmler falan vardı. Bu yüzden telefon almak falan çok istiyordum. Yani internetim olsa, bir şeyim olsa da video yapsam, gachatuber olsam falan. Tek hayalim falandı diyebilirim yani. Sonra 2 yıl sonra falan, 1,5 yıl sonra çok istedim annemle babamdan. Sonra alabildim. Alabildikten sonra da direkt kanal açtım. Aldığım gibi zaten en çok gachatuber olmak istediğim için de yani bir şey almak istedim. Yani kısaca çok eskiden keşfettiğim için yani internetim, telefonum olur olmaz gidip video yaptım ve kanal açtım. Hiç buraya kadar geleceğimi düşünmemiştim yani açıkçası. Ve ilk 1K olduğum gün mutluluktan evde dans ediyordum resmen. Aslında her şey sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar getirdiğiniz için. Tabii ki de hepinizi çok seviyorum. Yalnız bu bir dare. Sanal dışında hiç arkadaşım yok. Diğer iki soruyu cevapladığım için cevaplamama gerek kalmadı. 5 yaşından beri en sevdiğim çizgi film. Sürekli dizi. Bunları da çok seviyorum. Aslında bunlar eski çizgi film, yani şimdiki yeni çıkan çizgi filmler değil yani. Yani bunları eskiden çok izliyordum. Şimdi pek izlemesem bile hala seviyorum. Neden uzun zamandır video atmadığım hakkında veya bekletip video attığım hakkında bir topluluk atmıştım. İsterseniz topluluğa girip o topluluğu okuyabilirsiniz. Sorduğun için teşekkürler. Sen nasılsın? Kötü içerik olmayan ve emek olan tüm videolarınızın karşılığını bir gün alırsınız. Yani üzülmenize gerek yok. Yeter ki siz iyi olun ve emek verin. Yani illaki bir gün kazanacaksınız. Açıkçası Gacha Life'ın çok seçeneği var. Film yapma konusunda mı yoksa karakter yapma konusunda mı yoksa Gacha Life nasıl oynanır onun konusunda mı onu pek bilemedim. Ama hangi konuysa nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bir tane konuya özel verseyim belki anlardım ama şu an Gacha Life'da çok konu olduğu için hangi konuya anlatacağımı bilmiyorum. Aslında kimsenin parmağını öyle vahşice bir şekilde kesemem. 10 kişinin hele yani çok zor bir şey. Bu yüzden bence kendimkini kessem daha mantıklı olabilir. Allah'ın belası korona. Bir kere yapmıştım sanırım. Çünkü ben seni severim, sana yemin ederim. Ben seni severim, sana yemin ederim. Hiçbir fikrim yok, karışık duygular içerisindeyim.